You're not the one when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you... Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere birlikte bavul hazırlığına son hızla devam ediyoruz. Bugün bu videoda makyaj malzemelerimi şu makyaj çantamın içerisine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi yani çoğunu zaten ayırdım. Makyaj ürünlerimin tümü bu değil ama bana gerekli olacak ürünleri orada kesinlikle, bunu kesinlikle kullanacağım dediğim ürünleri ayırdım. Çok fazla kullanmayacağım ürün getirmek, kendimle taşımak istemiyorum. Biliyorsunuz ki 30 kiloya kadar kendimizle sadece taşıyabiliyoruz. Aslında 25 sanırım, 25 kilo ya da 21 kilo ama ben farklı bir bilet aldığım için 30 kiloya kadar kendimle bagaj taşıyabilirim. Burada ıslak mendillerim var. Gördüğünüz gibi mesela şuralarda böyle fondöten falan sürülmüş. Olaraktan ürünlerimi temizlemek istiyorum. Şöyle ıslak mendilimizi alıyoruz. İlk olaraktan ürünleri güzelce temizliyorum. Ve sadece bir çanta getirmek istiyorum. Sadece bir makyaj çantası getirmek istiyorum. Çünkü zaten bowl'um yeterince dolu. Bu arada bu videonun bir part 3'ü de olacak. Part 1'i var. Şu an online kanalımda bulabilirsiniz. Part 3'ü de gelecek. Bakınız yeni gibi oldu. Kapatıyorum. Bunları güzelce temizlemek istiyorum. Evet, şöyle içi zaten temizmiş. Bundan birkaç hafta önce, galiba bir 3 hafta ya da 2 hafta falan oluyor. Şunları güzelce temizlemiştim. Mis gibi yapmıştım ama nedense çekmecemde durdukça fondöten izleri falan oluşuyor. Hızlıca tekrardan devam ediyorum. Nars Orgasm. Çok severek kullandığım bir allık kendisi. Chanel'in aydınlatıcısı. Bunu da tekrardan çok 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 severek kullanıyorum. Ama birazdan detaylı olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bence tamamdır. Bu arada fırçalarımı daha yıkayacağım ama sadece sizlere ne tarz fırçaları kendimle götüreceğimi göstermek istedim. Sonrasında tekrardan yıkayacağım, haberiniz olsun. Böyle getirmeyeceğim tabii ki de. Ürünleri güzelce sildik. Şu ıslak mendili artık bir kenara alıyorum. Çantamı alıyorum şöyle. İlk olaraktan şu kısımla başlayacağım. Cildimi nemlendirmekle başlıyorum. Yani makyajımı nasıl yapıyorsam şimdi ürünleri de öyle yerleştireceğim ki sonunda bir şeyler unutmayayım. İlk olaraktan güneş kremimi alıyorum. Bunu çok severek kullanıyorum. Bayağı iyi ve yani gerekli. Fermuarı açıyorum. Güneş kremimi koyuyorum. Yüzümü nemlendirmek için bir adet nemlendirici kendimle götürüyorum. Bu da Estée Lauder'ın Daywear isimli nemlendiricisi. Zamanlarda aldığım bir ürün oldu ve dediğim gibi çok güzel. Bunu da buraya koyuyorum. Yüzümü nemlendirdikten sonra baza geçiyorum. Makyaj bazına. Bunun için de çok öncesinden Smashbox'tan aldığım bir ürünü kendimle getireceğim. Tabii ki de böyle kutuda getirmeyeceğim. İçerisinde şimdi şöyle koyayım. Fermuarı kapatayım.
içerisinde 3 farklı ürün var. Bir baz var, bir yani primer var. Bir fixing spray var, bir de sanırım tekrardan bir baz ama vitamin bazı olması gerekiyor, evet. Vitamin bazı, fixing spray, setting spray pardon, setting spray ve Smashbox'ın Photo Finish isimli bazı. Bunu da çok severek kullanıyorum ve hepsini de tekrardan fermuarlı kısma koyuyorum. Şunu kaldıralım. Buraya geldi. Fondötenlere, işte BB cream'lere. Burada Shiseido'nun BB cream'ini kendimle getiriyorum. Tekrardan şöyle bir sileyim. Making Studio Fix isimli fondötenini getireceğim. Daha böyle fazla bir kapatıcılık istersen bazı günlerde bunu kullanacağım. Daha hafif bir fondöten istediğim zamanlarda da Lancome'un fondötenini kullanacağım. Bundan çıkaralım bunu da. Şöyle. Nereye koyalım? Bence bunu da şu kısma koyalım. Sıra geldi kapatıcılara. Burada Too Faced'in Born This Way isimli kapatıcısını kendimle getiriyorum ve Tarte Shape Tape isimli kapatıcımı getiriyorum. Bendeki numaraları Tarte'da 22N ve Born This Way'de de Vanilla numarasını kullanıyorum. Bunları da fondötenlerimin yanına koyacağım. Yüzümüzü nemlendirdik, fondötenimizi geçtik, kapatıcımızı geçtik. Kapatıcıyı sabitlemek için Laura Mercier'in Translucent pudrasını kullanıyorum. Benim yıllardır kullandığım bir pudra ve çok seviyorum. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Şöyle. Yüzümü kontrollemek için Too Faced'in Chocolate Soleil isimli bronzerını kendimle getireceğim ve The Balm'ın Bahama Mama isimli bronzerını kendimle getiriyorum. Bunları da tekrardan şuraya sıkıştırıyorum. Allık olarak NARS Orgasm getireceğim. Çok güzel bir kırmızı ve güzel bir sonuç veriyor. Gerçekten cildiniz çok sağlıklı görünüyor bu allık ile. Charlotte Tilbury'nin Glowgasm Pink Gasm numarası bendeki. Bu allığını getireceğim. Dikit bir allık ve inanılmaz güzel, çok başarılı. Cildimi çok sağlıklı gösteriyor. Zaten biliyorsunuz Charlotte Tilbury ürünleri inanılmaz güzel. Bunu getireceğim kendimle. Bunları da koyuyorum. Çok fazla allık kullanan bir insan değildim ama bu ürünlerle tanıştıktan sonra bir allık tiryakisi oldum diyebilirim. Şimdi tekrardan bunu unuttum. MAC'in. Burası biraz daha böyle kirli. Şurayı böyle temizleyelim. MAC'in Give Me Sun isimli bronzerini kendimle getiriyorum. Ve devam ediyorum. Aydınlatıcı olaraktan birkaç aydınlatıcı getirmek istedim. Olaraktan Charlotte Tilbury aydınlatıcısı Spotlight bendeki numarası. Sonrasında Milk and Lit isimli aydınlatıcısını kendimle getireceğim. Chanel'in çok severek kullandığım Chanel'in aydınlatıcısını kendimle getireceğim. İnanılmaz bir ürün. Cildinizi gerçekten çok sağlıklı gösteriyor. Pudra aydınlatıcı getirir miyim bilmiyorum ama karar vereceğim sonrasından. Bunları da şu fondötenlerin ve kapatıcıların olduğu yere koymak istiyorum. Devam ediyorum. Sıra geldi göz makyajına. Bu far paletimi zaten göstermiştim. Kendim oluşturduğum bir far paleti. Naked Heat isimli far paletimi kendimle getireceğim. Daha böyle sıcak tonlarda bir göz makyajı yapmak istediğim zamanlarda lazım olacaktır diye düşünüyorum.
Bu arada bunu unutmuştum ve labelumu unuttum. Bunu da tabii ki de cildimi hazırlarken dudağıma süreceğim, kullanacağım. Bir tane ışıltılı tekli farım var MAC'den. Amber Lights isimli bir far. Yazları gerçekten çok güzel oluyor. Işıl ışıl. Şunu da şuraya yerleştiriyorum. Maskara olarak da Maybelline Sky High. Bence bu maskara yeterli olacaktır. Sonrasından tekrardan kaşlarım için kaş kalem. Bu arada bunu açalım. Kutusundan hemen çıkaralım. Şunu da şuraya koyuyorum. Ve Benefit'in şöyle mini boy gayet yeterli olacaktır bana. Yummy Brow isimli kaş sabitleyicisini de şuraya attım. İki tane farklı eyeliner kendimle götüreceğim. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi siyah. Narsin siyah göz kalemi Smoky Eye yapmak istediğim zamanlarda kullanacağım. Bunu da şunu da şuraya koyuyorum. Ucularım da bu şekilde. İki tane MAC'den dudak kalemi, bir tanesi Whirl isimli dudak kalemi, bir tanesi de Strip Down. Bunları tabii ki de birazdan paketinden çıkaracağım. Anastasia Beverly'sin iki tane mat likit ruju var. Bir tanesi Ashton, bir tanesi de Strip. Biliyorsunuz genelde Strip Down'u sürüp bunları da dudağımın ortasına geçiyorum. Çok güzel oluyorlar. Şöyle koyuyorum. Kırmızı ruj yapmak istediğim zamanlarda da MAC Ruby Woo kullanacağım. Makyaj çantam bu şekilde. Ay pardon, bunu da unutmuşum. Bu da tekrardan MAC'in tekli farı. Smoky Eye yaptığım zaman katlanma bölgesine genelde burayı uyguluyorum ve şahane oluyor. Makyaj çantam şu şekilde. Çok güzel oldu bence. Şöyle de göstereyim. Şurada kapansın. Evet, makyaj çantamız da bu şekilde. Fırçalarım için de tekrardan ayrı böyle çok ufak minik bir çantam var. Ben biraz fırçalarımdan da bahsetmek istiyorum sizlere. 3 tane fondöten fırçası. Fırçaları yıkayacağım. Bakın burada da daha fondöten lekeleri falan var. 2 tane farklı kontür fırçası getireceğim. Daha böyle pofuduk ve doğal bir sonuç veriyor. Keskin hatlar oluşturmak istediğim zamanlarda da bu kontür fırçasını kullanacağım. Sonrasından böyle toz highlighter kullanmak istediğim zamanlarda böyle bir highlighter fırçası. Göz altlarımı sabitlemek için aslında bu da bir kontür fırçası ama bunu genelde pudramı yüzüme uygulamak için kullanıyorum. Lık fırçam var, süngerim var, göz pınarlarım ve kaşlarımın altına aydınlatıcı geçmek için şöyle minik fırçalarım var. Ve karıştırma fırçalarım var, far uygulama fırçalarım var. Evet, fırçalarım da bu şekilde ama dediğim gibi fırçaları daha yıkayacağım arkadaşlar. Bunları da ayırdım, bir kenara koydum. Böyle bayağı bir derli toplu oldu diye düşünüyorum. Güzel oldu. Gerçekten hepsinin buraya sığması beni bayağı bir şaşırttı diyebilirim. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir like, bir yorum bırakırsanız cidden çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu videonun dediğim gibi part 3'ü de gelecek. Bağlamı da göstereceğim ve öyle bir video olacak. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.